Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Bu bir pirana ve normalde neslinin tükenmiş olması gerekiyordu. Normalde böyle bir fosil olması lazımdı. Ama bir şekilde tekrar çoğalmayı başardılar. Yaşlı profesör elini suya soktu ve balık hemen ona saldırdı. Profesör şaşırdı. Bu balığın nesli 2 milyon yıla aşkın bir süre tükenmişti. Nasıl aniden ortaya çıkabilir dedi. Olay şöyle oldu. Yaşlı bir adam balık tutuyordu. Bir şişe yanlışlıkla gölün dibine düştü. Su yüzeyinde bir girdap oluştu. Mağarada yaşayan piranalar serbest kalmıştı. Şerif'in karısı yaşlı adamın kaybolduğu haberini aldı. Onu aramak için göle geldi. Ama tek buldukları bir iskeletti. Bir deprem olduğunu düşündüler ve bir deprem araştırmayı gibi gönderildi. O zaman grup suyun altına daldı. Dalgıçlar garip bir şey buldular. Bunun bir balık yumurtası olduğunu fark ettiler. Dalgın yumurtalara dokunmaya çalıştı ama bir şey tarafından ısırıldı ve eli kanadı. Meşale yakıp etrafını görmek istedi ama kafasını kaldırdığında etrafı piranalarla çevrilmişti. Bu çocuk kızın vücuduna biraz alkol döktü ve sonra onun vücudunu yalamaya başladı. Kızı öpmek istedi ama kız aniden ayağa kalktı. Diğer tarafa gitti ve kusmaya başladı. O sırada iki çocuk teknenin altında garip balıklar gördü. Aniden teknenin dibi göldeki bir kayalığa çarptı. Su içeriye doluyordu. Esmer kız savruldu. Kaptan ve diğer kız da suya düştü. Piranalar onlara saldırdı. Kızı oracıkta yediler. Adam kurtulmaya çalıştı ama tekneye çıktığında yarısı yenilmişti. Tekne altından su almaya başladı. İki çocuk hemen dışarı fırladı. Bayılan esmer kız uyandı. Gölde piranalar gören çocuk ona yerden kalkmasını söyledi. Sular ise gittikçe yükseliyordu. Bu kadın pirana dolu teknede mahsur kaldı ve su gittikçe yükseliyordu. Çocuk endişeliydi ama hiçbir şey yapamadı. Yardım için annesini aramak zorunda kaldı. Şerif oğlunun tehlikede olduğunu öğrendiğinde her şeyi unuttu. Üç adımda bir yata atladı ve onu kurtarmaya gitti. Şerif geldiğinde çoktan yatın yarısı batmıştı. Ama yakınlarda kayalar vardı. Yata yaklaşamıyordu. Şerif çocuğa bir ip attı. İki tekne bir halatla birbirine bağlandı. Şerif diğer tarafa tırmanıp onları sakinleştirdi. Ancak esmer kız halen teknenin içinde mahsurdu. Kabinin tavanını açamadı. Tek giriş ise suların altında kalmıştı. Oraya girmenin tek yolu kızı biraz daha orada tutmaktı. Şerif'in önce diğerlerini alıp kaçmaktan başka çaresi yoktu. Dördü birlikte ipe tırmanmaya başladılar. Altlarında ise piranalar onların suya düşmesini bekliyordu. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.